Hammaga assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda takoy igravoy noutbuk, bir xil MSI deydi, bir xil MCI deydi. Sizda mana aytishim bo'yicha o'sha MSI kompaniyasini Leopard GP66 noutbuki. Mana korobkasini ko'rasizlar, qanaqa qottaligini, lekin biz uje korobkadan chiqazib bo'lganmiz, shunga bu kerak bo'lmaydi, mana bo'lsa. Endi biz birinchi o'sha har doimgidek dizayn korpusidan boshlaymiz bu noutbukni. Dizayn korpusi bunda metalldan ishlangan, ya'ni alyuminiy korpus qo'yilgan, baquvvatgina bo'ladi va vesi ham unaqa og'ir emas. Dizayn korpusida aytganda alyuminiy qilingan, mana tegini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin, qanaqa ishlanganligini. Usti mana bu baquvvatlashtirilgan, ya'ni qo'shimcha, ya'ni apornitlari qo'yilgan, mana shu chiqqan. Ikki keyin главный plusi ko'pchilik bunga e'tibor beradi. Sezganman? Bitta qo'lda ochiladi. Bitta qo'lda bemalol ochiladi, ko'tarilib ketmaydi, mana tegi qimillab ketmaydi noutbuk. Bemalol bitta qo'lda ochib yopsa bo'ladi. Bu plus. Keyin ichiga keladigan bo'lsa, ichini hozir ko'rsatib o'taman. Lekin bu yerdan ham ko'rsatib o'tishim kerak. Bu yerdan qaraydi mana. Bossanglar buni klaviaturasi bosilmaydi, ezilib ketmaydi, ya'ni bir xil noutbuklarda mana buni bossanglar qimillaydi. Korpus yupqaligi uchun u bosilib, bunaqa dishovoy materialdan qilinmagan demoqchi. Endi bundan keyin masalan hozir ichki xarakteristikasi, ya'ni siz qanaqa chip qo'yilgan, video karta qo'yilgan, uni aytib o'taman. Aynan mendagi noutbuk 15.6 dyumli display o'rnatilgan. Full HD 144 GHz. Buni yana 242 GHz ham bor. Aynan mendagisi shu 144 GHz va chipi Core i7 10-chi pakalini 750H o'rnatilgan. Video kartasiga keladigan bo'lsa, video karta RTX 3070 8 GB o'rnatilgan, ya'ni qisqartirilgan qanaqadir versiyasi emas, 130 TGP'ligi qo'yilgan. Bu degani shu yetarli mashinasi chiqaz beradi o'yinlarni, hamma narsasini. Keyin noutbukimizda o'sha tezkor o'zining zaryadkasi bor. Mana bu hamma portlarini ko'rib o'tasizlar. Hozir ko'rsatib o'taman. Orqasida bitta Type-C, bitta Ethernet internet ulash uchun razyom, HDMI va shu zaryadka tiqadigan joyi bor. O'ng tarafida USB ikkita tiqadigan razyomi bor Type-A seriyasidan. Chap tarafida ham bitta USB tiqadigan joyi bilan bitta naushnik bilan kolonka ulash uchun joyi joylashgan. Men bu noutbukni uje bir oy ishlatib ko'rdim. O'yinlarni zo'r ko'taryapti. Konkretni endi 3070 RTX o'rnatilgandan keyin video kartasi deyarli любой o'yinni maksimal kashtada ko'tarib beradi. FPS-larni hozir shu o'yinni ko'chirib, shu videolarni qo'yishga harakat qilaman. Keyin bu noutbukda aynan nimalar yoqdi menga? Axlajdan sistemasi zo'r qo'yilgan ekan. Cooler Boost 5-inchi pakalinasi qo'yilgan, Wi-Fi 6 o'rnatilgan. Keyin o'zgacha chiroyli ishlangan dizayni nimagadir Lamborghini avtomobilini eslatardi menga. O'rtala men buni dizayni nimaga Lamborghiniga o'xshatganligimni hozir o'zingizlar ko'rib o'tasizlar. Mana bu to'g'ri special Lamborghini qo'yib qo'ydim. Mana orqasini ko'rasizlar. Mana shu orqasini o'xshatgan ekan-da, men o'zim bilmayotgandim, nimaga aynan Lamborghini mashinasini eslatayotdi deb o'ylayotgandim. Men oldidagi bamperni o'ylasam, yo'q, bu aynan orqasini eslatayotgan ekan. Orqasidagi mana farasini, qaytaruvchisini ko'rasizlar, xuddi shunaqa asosida ishlangan ekan. Hayron qoldim, to'g'risi endi tushundim, nimaga Lamborghini o'xshatayotganligimni buni. Yes, işte bu Lamborghini modeli, Lamborghini Reventon deyiladi. Noutbukka asosan menga yana yoqqan tarafidan bunda klaviaturasi RGB o'rnatilgan, Steel Series, ya'ni o'zining programmasi bor, shuni ko'chirasizlar va har xil podsvetkani o'zgartirsa bo'ladi. Men uni hozir video davomida yana ko'rsatib o'taman. Noutbukimizdan klaviaturasini ko'ryapsizlar o'zingizlar, katta-katta qilib joylashtirilgan knopkalari, gamerski noutbuk bo'lgani uchun klaviatura ham gamerski RGB podsvetkasi bilan Steel Series poddeshkasi bor etganimda, bu Steel Seriesni o'zingizlar ko'chirib olishingiz kerak bo'ladi ishlash uchun. Men ko'chirib olganligim uchun shundoq bosaman. O'zi FN ni bosib turib, bundoq bossangiz o'zgaradi. Agarda Steel Series uje ishga tushgan bo'lsa, hozir ko'rsataman. Ekranga qaratsangiz. Mana Steel Series programmasi ekranimiz. Adashmasam uje ishga tushdi. Klaviaturasiga qaytamiz. Hozir FN ni bitta bloklab turamiz. Podsvetka o'zgaryapti. O'zini zo'r podsvetkalari bor. Hozir hammasini ko'rsatib o'taman. O'zgardi, yana o'sha Steel Series knopkasi ham joylashgan knopkani bunda bosamiz. Bitta qimillamay turadigan yon turadigan RGB-si. Yana klaviaturasini podsvetkasi o'chirildi, va yana yoqildi, boshqasiga o'tdi.
Bunaqası yəni bu. Mənə başını yoxdan üçün şunu qoyub qoydum. Ana SteelSeries proqraması özü kirgan ilədə. Bu özü katta proqramı, özünə şə saytı oxşayan nəsələri var, hər xil. Bu da köçürgan ilədə özü oyun oynayotgan ilədə amma zapis video zapisi yoxulub qaladı. Bunu öçürüb qoyuşlar tavsiye etgan olar. Çünki oynayotganda konkret FPS-i düşürüb qaladı. Mən közgə oynayotganda fırsatki bo'yotdi. Nima yo'qotish bo'yotsa, mana shu narsa yo'qib turgan ekan. O'zidan o'zi videoga olib, mana shu zapis qilayotgani uchun. Men buni o'chirib qo'ydim. Keyin hammasi cho'tki bo'ldi. Tak, mana engine ga kiramiz, mana bizani klaviaturamiz, MSI-ki, unga bosganimizdan keyin mana polni nastroykasi chiqib keladi. O'zingizga moslab har xil bilan pasvetkani tanlashingiz mumkin. I keyin bu yerda yana qo'shimcha qilib o'zingizga qo'shsangiz ham bo'ladi. Novi qilib o'zingizga yasab pasvetkasini o'zgartirib qilsangiz bo'ladi. O'zlarga moslashtirib. Tak. Knopkalarga keladigan bo'lsa, mana aytganda FN knopkasini altdan bloklab qo'ysak bo'ladi. O'shanda FN ni bostirib, har birtasini bosib o'tirishingiz shart bo'lmaydi. Xo'sh. Endi birinchi ham knopkasiga kiramiz. Ikkinchi oldida joylashgan bu ikkinchi ekran ulanadigan bo'lsa, o'shani yoqish uchun ishlatiladi. O'shani boshqarish uchun men bu touchpadni o'chirish uchun, antisensorni panelni o'chirib qo'yish uchun bu kamerasini yoqib o'chiradi. Palet rejim. Bu ekran centrini ko'rsatib beradi pritsel qilib. Tak, bu Dragon Center bo'ladi. O'sha Dragon Center ham o'zingizga ko'chirib olishingiz kerak bo'ladi. Ko'chirib olganingizdan keyin ishga tushadi bu ham. O'zining akkauntini ochib ulaganingizdan keyin. Bu Cooler Boost 5, ya'ni o'sha Cooler Boostni maksimal darajada ishlatib beradi, zo'r axlashini qilib beradi lekin. Ovozi faqat baland bo'ladi. Bu ham misol uchun bitta minusi bor, shu noutbuk alyuminiy, mantu juda ham qizib ketadi. Ayniqsa mana buni yoqqaninglarda keyin bitta suv o'taman deydi-da, lekin tepasiga suv uradi, mana qizib ketadi, lekin 1-2 minutda o'zi muzlaydi bu. Axlash demasi cho'tki ishlaydi, mana shunisi menga yoqdi lekin. X. Klaviatura pasvetkani yarkisini o'zgartiradi ekan bu. Screenshot i delete knopkasi. Bu yoq, o'zi hamma biladi. Keyin bu MSI o'zini firmini Dragon Center bor. Mana hozir men sizlarga Dragon Center'ni ko'rsatib o'taman, mana. Shuni bosamiz, o'z avtomatik chiqib keladi bu yerda. Tak, bu nima ishdi? Noutbukingizni obslujniyasini ko'rib tursangiz bo'ladi. Mana kirishini bo'shatib turish mumkin. Keyin mana bu yerda o'zining rejimi bor, super batareya. Bu batareykani maksimal darajada ko'p ketkazib beradi. Ya'ni simdan ishlatmayotgan bo'lsangiz, o'zingizdan olib ketgan bo'lsangiz, super batareyani bossasizlar, ekonom qilib ko'p ketkazib beradi. 5000 rejim bu shovqinsiz rejim degani, ya'ni kullerlari ham ishlaydi. Batareykasi sal ko'proq edi mamunga qaraganda, lekin bu ham ekonomni rejim. Mana bu balans rejimi kullerlar o'zi kerakli payt ishlatadi, kerak emas paytda o'zi o'chirib turadi. Mana bu ekstremalni rejim. U ju maksimal darajada kuchlanishda ishlatib beradi. Endi mana zaryadkasiga kelamiz. Bu yerda noutbukni zaryadkasini 50% dan 60%gacha to'ladigan qilib qo'yib, ograniченияni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bu narsani foydasi sizlar noutbukingizni batareykasini ko'proq yetkazib beradi. Ya'ni 100% ga to'ldirib zaryadkada o'ynasangiz, batareykaga yo'qsi tushib, tez tushib ketib qoladi. Bunda 50-60%gacha ham yoki 70-80%gacha ograniченияni qo'yib qo'ysangiz, unda mana 70%ga shu kelgan to'xtaydi zaryadka olishi, ya'ni 70% dan oshirib bormaydi, 70-80% dan oshirib bormaydi. I zapasida yana joyi bo'ladi. O'shanda batareyka yo'nqisi ko'p tushib ketib qolmaydi. Agarda o'zingizlar bilan olib ketadigan bo'lsangiz, o'zingizga olib ketadigan bo'lsangiz, 100%gacha to'ladigan, ya'ni yoqib qo'yasizlar. 100% ga to'ldirib, keyin bemalol olib ketursangiz bo'ladi. Endi любой игровой ноутбук, ya'ni oyun uchun moslangan noutbuklar unaqa vaqtda ko'p ketib bera olmaydi, chunki ba'zi bularda axlash demak sistemasi ko'p energiya kerak bo'ladi, video kartasi ko'p energiya yeydi, shu sababdan batareykasi tez ketadi. Oddiy noutbuklarga qaraganda. Xullas, mana PS2ga kirdim, FPS-ni yoqib qo'ydim. Hozir nastroykasini birinchi ko'rsatib o'taman. Mana shovqinga hozircha e'tibor bermay turasizlar. Cooler Boost hozir yoqib qo'yganim uchun shunaqa shovqin chiqyapti. Tak. Izobrazhenie 144 GHz o'yinni ham yoqib, 16 ga 9 maksimal kachisi, расширение настройки hammasi высокий deb turibdi. Очень высоко, высоко, hammasi maksimal kachisida qo'yilgan. O'yinni o'zini ko'ramiz. Hozir CS2 da FPS lazgina tushdi. CSGO bo'lgan edi, FPS 200-300 bo'yotgan edi. 200-300 bo'yotdi CSGO da. Lekin CS2 da uje grafika oshganligini hisobiga hozir FPS da
200'den 150 ile atrafı da bu hatta. Az o zil yani koru botesle kanaka bu işini. Öyle kulları bu suçurlu. Lakin turbo rejim yok. Kulları bu suçu bu sayım. Turbo rejim az yakı koyun. FPS'lik yaman sakravattı. Prasat geldi. Az gün nastrokasını yine tutuş gireyim anamca. Bu şanda FPS yani kotarsa burada. O zaman nastrokasını bırak gittik de kaç sesini düşürse ile ortaca yok ki prosto bu sakı kok koysa ile belki hoş kalın. FPS yani. Ne fazla yine maksimalini işledi kurum mu? Kaç sesi de. O zaman da şu kaç sesi de duradı. Lakin ben oyunu atken de çıkan halat görüyordum. Maksimum kaç sesi koyacağım mı? Şu karakter, şu nastrokada oynayayım ben lakin. Grafikası ki başı çöktü ki driver'ı yakında abnavit kıldım. Abnavit kılışım ne oldu? Deki umumam yartılı oldu da. Hamma yartılı hep getirdi. Driver abnavit kıldım. Yengile gendeki yartılı şikem aydı sen. Hazır şu turbo rejimi uçurup koyamam. Turbo rejimi uçurup koyan halde kanakı işleşini kuramızı. O zaman ben şu balans rejimde oynayamam. Turbo rejimi prosto hazır video için yoktu. Az yine akla üzerine bir turuş gerek. Mount'u kızıp getirdi değil mi paneli? Şu kızıp gitmesi için ama şu bir tane şu akla üzerine yoktur ama. Oyun etken zaten. Oyun başına gelene uçup koyanlar çok konu olması için. FPS'ler leke başı kez 2 bölgenden ki önce stabil ne durum idik ama kalı ne var? 200, 100, 150, 200, 150 şuna koyar. Lekin oyun oynatken de halak bir olsun ya oyunda lekin çok işte bir var. Bana GTA'nı hazır game testini koru bu testle FPS bana ben burçede yok oturuptu. Gidip koruşuyor mu bu? Şimdi kaç testi giremizi? Grafike. Grafike de hamması yok oturuptu. Maksimalini uçun visok ile oturuptu. Evet. Hoppa ki. FPS'ini şu tipe de koruturası da hazır uca FPS'e az gene çıkıp kaldı çünkü birinci başta kırganımdı. Animasyon payıda 140-130 FPS duruyordu. Yani prosto ben bu üçüde yürgenimde 90, ben hemen 85-90 bu attı. Üçüde yürgenimden korvası da tipedi. Daha hazır garajda çıkıp şu koçilerde yürüp koramızı FPS'e kanak oladı. Bu GTA Online. Hazır online versiyonu yıkadım. Onun için garajda yıkıramızı. Hazır Cooler Boost 5 yakıp koyganım için avada şuna kabarlar açık var. Bana animatisi payeti dekorası 92, 93 106 yan bu atanı FPS'i garaja ekrep otti. Moşinlan grafikasını korası da kanaka yartılaşına var ya. Hamdi moşinlan yoğup kaptı. Evet. Nas köçeye çıkıp paramızı. Grafikasını özgüle kuru uçuyla mümkün köçede ya. Bu ucu az ikinci videosuna var. Birinci videosuna o yanımda FPS'i sal pasra korstuydu. Etkenimde şu kunu boyu işlegen uçun notebook. Kunu boyu tutmagen uçun FPS'i çüket pagandı boyladım ben. Mazim de bana yani başkattan kovamızı Mozilla koru batası da FPS derdi. Hazır şu payette giden koru yakışırı koştattı FPS'ini. Şimdi acaba siz ikkele testini yapıp koşu varır ama bunu ikini yapıp koşu varır ama bir şey birinci alganımın videosunu yapıp koşu varır ama Mitchi FPS bu geldi yine.
Ozanca yaxşı göstərir 76 74-dən yürüdü FPS. Azıcık pol ne maçı bir yürüdü, şimdi pişkama yürüp kadar. Pişkama yürüyen de koçada kanaka FPS bölerken. Maksimal nüfus grafik yani tüm elatıp ama yanlıştır işte hareket falda programı şu nagelis kesal çok parçası sırf bu yüzden ana kabul için tekrar işte. Ne cidden hayli geldi o zayıf pes kanaka olarken. Salto kovardı maçını. Benim için yeterlice korundu. Hazır indi. Maçını engelleyeceğe koyup. Maçını çok klip ettireyim. Bitti maşından portlat gitti de alçıdan tokullattır var ile. Şurası gelin. Force Mutual, how can I be of service? I'll look into it. Ana maşına kaybetsin. Ben de boost açacağımız. Belki. Ne kaçtasını dili kurşun mümkün. O ziyan da koy zor çıkaz bir vattı. Grafikan ağrı yartılaşın. Çünkü FPS'i bir kere koptu yani. Yine salondan kurdum. O yürgen de koyalımız FPS kanı kabul edin. FPS şu 55-60 dedi yürürken. Yani yürgen de az yine ana kadar koru bu tasla özüyle. Ben lişine uzun oynayayım ama ki mazak oynayayım. Ben şey iminle aynı kod in kodlu grafikte de oynayayım ama. Hiç kanaka... Kod işle sezmedim, sezmedim. O zaman çünkü baytan oynayotken bulsam. Şimdi bu notebookumuza şu 2023 yılı, 24 yılı için bo'ladi mi? Qanaqa degan savolni tug'dirgan bo'lsa, aytib o'taman. Bunda o'sha i7 10-chi pokoleniya bo'lganligi uchun 2023-24-yil uchun ozgina eskirgan bo'lishi mumkin. Chunki уже bularni 13-chi pokoleniyasi ham chiqib ketib qoldi. Shu sababdan, lekin video kartasi RTX 3070 уже 2024-ga ham bemalol yetib beradi. Video kartasi anchagina kuchli. O'yinlarni, programmalarni bemalol ko'tarib beradi. Mana obzorimiz ham oxiriga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like, comment, podpiska bilan o'zingizni qo'llab yuborasizlar. Keyingi obzorimizni o'tkazib yubormaslik uchun o'sha podpisatsiya qilib, obuna bo'lib kanalga mantiq qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz bo'ladi. Keyingi obzorda nima noutbukni yoki telefonni yoki mashinani obzorini ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiringlar o'sha videoni. Biz iloji boricha keyin obzor qilib olib chiqamiz. Hammaga xayr, salomat bo'ling.